mastarların bir çeşidi de mimli mastarlardır. Asli harflerin baş tarafına zait mim harfi, yani fazlalık mim harfi getirilerek yapılan sülasi mücerret mastarlardır. Normal sülasi mücerret mastarlardan farkı yoktur. Meşhur olarak mef'al, mef'il, mef'alet ve mef'ilet vezinleri, yani en çok kullanılan vezinler bunlardır. Mef'al ve mef'alet vezinlerinde maksat, kast kökünden geliyor. Sülasi mücerredi kast, başa mim gelmiş, maksat, kast etmek. Mebhas, mebhas, bahisten geliyor, bahsetmek, mim gelmiş başına. Meşveret, istişare etmek. Merhamet, rahmetten geliyor, rahmet etmek. Hepsinin başında mim var. Mimli mastarlarda bu şekilde. Merhamet, rahmet etmek. Mes'ele, şurada hemze var. Mimden sonra sin, hemze, lam ve he okusu. He okutucusu. Mes'ele, sormak. Sual kökünden geliyor. Meşgale, meşgale, şurada gayım var. Meşgul olmak, meşguliyet. Buradakiler ise mef'il ve mef'ilet vezinlerine gelen mantık, yani mef'il mantık. Harekelere, seslere dikkat edin. Düşünceli söz söyleme. Mevlit, doğmak. Evet. Mevlit. Yani mevlüt değil de mevlit. Aslı böyledir. Velet oradan gelir. Marifet, arefe kökünden gelir. Bilmek, ilimden farklı bir anlamı vardır. Yani ilim de bilmektir, marifet de bilmektir. Fakat marifet bir kısmıyla, bir yönüyle bilmek anlamındadır. İlim bütün ıttılaıyla tamamen kuşatarak bilmek anlamındadır. Bu yüzden marifetullah, yani Cenab-ı Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmek anlamında marifet ilim yerine tercih edilmiştir. Çünkü Allah'ın isim ve sıfatları sonsuzdur. Bunları aciz olan insanın bilmesi, anlaması, idrak etmesi tam olarak mümkün değildir. O yüzden ilim yerine marifet denmiştir. Mağfiret. Evet, mağfiret de affetmek. Gafera. Mev'ize, öğüt vermek. Vaaz oradan gelir. Mev'ize. Mef'ilet vezni olarak. Menkıbe, menkıbe. Yani mef'ilet, menkıbe, mef'ilet vezninde kıssa anlatmak. Kıssa anlatmak. Evet, bir diğer konumuz mec'ul mastar. Mec'ul mastarlar. Mec'ul yapma. Parantez içinde yapma. İsimlerin, sıfatların az da olsa bazı mastarların sonuna iyet eki getirilerek yapılır. Mesela cumhur, cumhuriyet, İslam, İslamiyet gibi. Türkçedeki lıklık ekinin karşılığıdır. Cali mastar da denir. Bir diğer ismi de cali yapma mastardır. Cahil, ismi faili görüyoruz. Cahil, bilmeyen. Meşgul, ismi mef'ulü. Cahil, ismi faili. Alta bakıyoruz. Cahiliyet, cahiliyet devri dediğimiz. İşte cali mastarı, yani mec'ul mastarı. Cahilin sonuna iyet eki, yani ye ve te getirilerek cahillik anlamında. Demiştik ya, Türkçedeki lıklık eki karşılığıdır. Cahiliyet demek cahillik anlamındadır. Meşgul, meşgul ismi mef'ul vezninde. Meşguliyet, sonuna iyet eki, ye ve te getirilerek meşgul olmak anlamına gelmiştir. Medeni, ismi mensup, yani bir şeye mensup olmak. Medeniyet, şehirlilik, yani şehirlilik, Türkçe'de lıklık eki karşı olarak medeniyet eki, ye ve te sona getirilmiştir. Emin, emin, yani em, sülasi mücerret mastar olarak. Mec'ul eki, mec'ul mastar olduğu zamansa emniyet, sona gelen ye ve te, emniyet yani güvenlik anlamında. İslam, İslam kelimesi if'al babında bir mastardır. İf'al babındadır. İslamiyet, evet, İslamiyet de
sona gelen ekleriyle İslamiyet olmuş. Mec'ul mastarda. Teslim. İslam'da yani zaten Müslüman teslim olmuş anlamındadır. Hep aynı kökten gelir bunlar. Teslim. Tef'il babı. Evet, teslim tef'il babıdır. Teslimiyet. Teslimiyet, teslim olmak anlamında bir mastardır. Evet, bir defada oluşu mastarlar. Mastar binayı merce denir bunlara. Sadece bir defa yapıldığı, bir işin bir defa yapıldığını gösteren yapılar olup kıyasidir. Sülasilerde feale vezninde gelir. Evet, feale vezninde gelir. Mesela kuuttan, kuuttan yani oturma, kade yani kade-i ahire namazda olan bir defa oturma. Kade. O işin sadece bir defa yapıldığı anlamındadır. Lem'an, lem'a. Bir defa parlama. Yani lem'an parlamalar, lem'a bir defa parlama. Nefeha yani üflemek. Nefha bir defa üfleme. Sadece bir defa. Cülus, oturma. Celse sadece bir defa oturma. Hani bir celsede boşandı tabiri var, deyimi var bizde. Celse buradaki bir oturum. Bir oturmada boş. Bir oturma. Feale vezinde bakın. Darp, vurmak. Darbe, bir defa vurmak. Darbe, bir defa vurmak. Sücud, secde, bir defa secde etmek. Demek ki hepsinin mastar binayı merrede o işin, o fiilin sadece bir defa yapıldığı anlamını feale, feale vezniyle bu anlamı, işin bir defa yapıldığı anlamını katar.